Sorma, çok pahalı her şey. Allah yardımcımız olsun vallahi. Sorumlusu kim abla bu ekonominin? Baştakiler kim? Oy verdin mi daha önce? Verdim, pişmanım. Bir daha da alırlar. Bu şartlar altında çocukların geleceği ne olacak abla? Ne bileyim, Allah diyor mu yardımcımsın? Çok zor gerçekten. Gelecek bırakabilecek miyiz abla? Sen kralsın ha. Bunu unutma. Sen gerçekten kralsın. Mesela üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulabilecek mi abla? Şu an işsiz gençlerimiz. İnan ki oğlum üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı şu anda. Biz onu soruyoruz abla. İşsiz. Aynen öyle, işsiz gerçekten. Bulamıyor yani. Bu kadar. Biz vatandaş olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi şu anda şeker fabrikası satıldı, tütün fabrikası satıldı, hepsi satıldı. Yani ne yapacağız yani biz bu şekilde? Ya satmasaydı daha iyiydi. Ya ben 8 dönemdir oy kullanıyorum, Erdoğan'a veriyorum. Ben bu sefer oy vermiyorum ona. Bitti yani, vermiyorum. Pişman mısınız? Ya ben geçen yıla kadar pişman değildim. Ama geçen yıldan bu yana pişmanım. Oy moy da vermiyorum ona. Yani bütün herkes duysun yani. Vermiyorum. Aklında bir lider var mı Türkiye'ye refaha kavuşturabilecek? Şu an yok. Böyle giderse oy kullanmayacağım. Ne ceza gelirse de gelsin. Kullanmadı mı? Mevcut hükümete gidiyor ama bunu biliyor muyuz? Olsun, girsin. Girsin yani, kullanmayacağım, oyumu vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Ekonomi çok güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir bak bakayım, sıkıntısı olan var mı? Sıkıntısı olan burada dolaşmaz böyle. Ülkeyi yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor ama kimsenin gücü yetmeyecek. Kim yıkmak istiyor abi ülkeyi? Dış güçler. Dış güç? Ne demek dış güçler? Ne bu dış güçler? Biz Suriye benzemeyiz. Biz Irak gibi olamayız. Bu devlet bizim devletimize sahip çıkacağız. Şimdi devlet değil, hükümeti abi değiştirelim. Hükümetin neyi var? 16 senedir bu insanlar bunlara oy veriyor. Ben AK Partili değilim. Ekonominin neyi var? Kötü müdür ekonomi? Bazıları diyor sıkıntı yaşıyoruz, geçinemiyoruz diyen vatandaşlar var. Yalan söylüyor kardeşim. Yalan söylüyor. Şurada bak bakın, bir tane ekonomisi zayıf olan insan var mı? Zayıf olan insanın burada ne işi var? Herkes oturuyor. Burada turist bedava konuşmam ama burası. Turist genelde. Turist. Gurbetçi. Bak orada hep ya biz yerliyiz hemşerim, ne turisti? Şurada baksana. İnsanlar hep yerli. Ne turisti? Ne turisti? Diyorsun abi. Evet. Bir turist yok mu burada abi? Hani nerede turist? Göstersene bana bir tane turist. Hani göstert, bir tane göstert de ki abi turisttir. Ne turisti? Ya sen arkandan gidin, boş ver hemşerim. Doğruyu konuşasın. İnsanlar yapıyorsa işi doğru yapsın. Konuşuyorsa doğru kelime konuşsun. Ekonomi zayıf. Ülkeyi batıralım mı? Satalım mı? Onu mu yapalım? Abi muhalefet gelirse ülke satılacak mı? Ne muhalefet diye? Kim gelecek? CHP mi gelecek? CHP'nin şu ana kadar ne yaptığı var? Bir taşı taş üstüne koymuş mu? Al işte İmamoğlu. Üstlerindir belediye başkanı. Ne yapmış? Yaptığı işten bir tane şu İstanbul'da yaşayan insana söylesin. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Var mı yaşayan? Yok. Güzel işte yapmış. Ne yapmış? Her şeyde yapmış. Ne yapmış dayı? Söylesene bana, şunu yapmış diye. Her eksik meksikliği her şeyde tamamlamış. Ya ne eksiki tamamlamış o, kendi öyle konuşuyor, boş konuşuyor. Yapılan şeyler hepsi duruyor. Biz burada yaşamıyoruz ama ülkenin ne olduğunu biliyoruz. Nerede yaşıyoruz abi? Bilecik Söğüt'te yaşarım. Yani İstanbul'u da iyi bilirim. Burada yaşayan kadar insanı bildim. Hepsi bak Gülgülistan, herkes geziyor dolaşıyor. Hiç kimse ekonominin bozuk olan adam çalışır. Ben yani şu anda İngiltere'ye adam ararım. Adam 3000 sterline gitmiyor. Sözleşmeli, anlaşmalı. Anladın mı? Yatıyor. Fabrikalar adam bulamıyor çalışmak için. Gel benim oturduğum yerde 4 tane fabrika var, adam bulamıyor çalıştırmak nerede için. Nerede oturuyorsun sen ya? Birkaç kişi gönderelim sana ya. Bilecik'te oturuyorum. Nerede? Söğüt'te. Nerede? Söğüt'te, Ertuğrul Bilecik'te. Gazi'nin olduğu yerde. Ha, Bilecik'te. Sen Bilecik'ten buraya nasıl geldin abi ya? Niye? Burası bizim ülkemiz değil mi? Bildin mi abi? Ne yol parası? Ne olabilir yani, cebinde yol parası. Yol parası olmayan adam burada ne işi? Parasız adam burada gezmesin. Herkesin parası abi, olacak. Ne? Biri vermiştir sana ya. Ne vermiştir? Bilet paranı biri almıştır ya. Kim verecek? Bari verirler abi. Niye vermesinler ya? Yoksa sen gelip de burada şimdi Söğüt'ten gelmişsin burada İstanbul'a. Yok geç onu sen. İstanbul'a mı anlatıyorsun? Bir dakika bir dakika. Biz 45 senedir İstanbul'dayız. Sen İstanbul'a ne zaman geldin? Ne? Ne zaman geldin İstanbul'a? Oldu 15 gün. Sen 15 gün, ben 45 senedir buradayım. Sen şimdi İstanbullulara akıl vermeye mi geldin? Akıl vermeye mi? Allah Allah, şuraya bak ya. Akıla ihtiyacın mı var senin? Ya, ama sen veriyorsun ya herkese. Ama diyor ki adam, bak ekonomi bozuk. Kimin ekonomi bozuk? Buradan herkese akıl veriyor ya. Ne diyeceğiz? Kim? Hangi? Profesyonel hangi yol? Hangi yola?
Hayır, bize geliyor, akıl veriyor. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da nasıl yaşadığımızı biz biliyoruz. Anladın mı? Nasıl yaşıyorsun? Sen şimdi Söğüt'ten geliyorsun. Evet. Ayrı konu. Ben de iyi yaşıyorum. Ben de iyi yaşıyorum. Ama iyi yaşamayan insanlar var. Hayır, bir dakika. Sen kendimizi düşünme. Sen beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorsun, nasıl konuşuyorsun? Soruyorum. Senin parayı birisi mi koydu? Ama sen diyorsun ya Söğüt'ten geldim buraya. Sen şu kamerayı kapat. Sen şunu kapat bir. Tamam. Sen gel dayı. Sen beni tanıyor musun? Yok, sen beni tanıyor musun? Abi lütfen. Abi tamam. Tanımaysın o zaman. Benim hakkında bir şey konuşamazsın. Adam bana soru soruyor. Ne? Sorarım, tamam, cevabını veririm. Ekonomi düzgün. Geçeceksin sen. Sen kimin adamısın dayı? Hayırdır? Tamam abi. Vatandaşım. Ne vatandaşı? Sen kime çalışıyorsun? Tartış bana güzelce abi. Sen kime çalışıyorsun? Kime? Kimseye çalışıyorum. Vatandaşsan görevini vatandaş gibi yapacaksın. Tamam, vatandaş gibi yapıyorum. Nefes alıyorsun ben bu ülkede. Bak durumu ne alakası var ülkeyle şaşırı ekonominin yani. Ne olmuş? Biz ülkemizin mücadelesini... Bak biz ülkemizin madem mücadelesini yoktu, veririz. 16 veririz. Senedir bu iktidar partisine bir insana niye oy verdin? 20 sene. 16 senede 20 sene. Sene. Sen verdin, ben vermedim. Amca uğraşamazsın onlarla. Biliyorum. Kafayı kanılmış. Verdik. Hayır. Ama pişmanız, pişman. Yok yok, kafayı verdik, verdik. Kimi kafayı kanmış? Pişmanız, pişman. Bunlar verdik, pişmanız, pişman. Tartışmayalım abi. Teşekkür ettim. Ne dalaşacağız kimse dayı, kimse dalaşmıyor. Azim Barak dayı, işine bak. Ne olmuş Azim Barak günü? Allah kabul etsin Azim Barak günü. Tamam, şey işine dalaş, bak. Hayır dalaşma yok. Hani sen benim cebime para mı koydun da konuşuyorsun sen? Niye cebine para mı koymam sen lazım? Kimsin ya, sen kimsin beni yargılayasın? Niye sen de milleti yargılıyorsun? Ben yargılamıyorum. Ama. Ekonomi değil adam soruyor. Hayır, ben de ekonomi diyorum. Bak bakın bak, insanlar hep geziyor dolaşıyor. İyi olabilir ama iyi olmayan vatandaşları düşüneceksin. Çalışırsın dayı. Nerede çalışıyorsun? İş bulamıyor fabrikatı orada çalıştırmak için. Hangi fabrikada? Hep bütün fabrikalar. Fabrika mı var? Nasıl fabrika var? 20 senedir kaç tane fabrika açmış? Bir tane fabrika ismi söyler misin bana? Ya gözünde dursun ya. Allah söyle. Söylesin de söylesin ya. Milletten siz ben onu saçmalıyım. Ya milletten alakası yok millet. Ya siz o zaman körsüz abi, gözlerinizi açın. Bir doktora gidin de bakın. Bak benim. Ben doğunun her tarafını şöyle gezdim. Nereye gezdin? Her tarafını nasıl gezdim. Nasıl geziyorsun abi? Çok da güzel, çok da güzel işler yapmış adamlar. Ne yapmışlar mesela? He? Söyler misin? Hangi fabrika? Bir fabrika ismi söyleyemedim bak. Ne fabrikası? Bir fabrika. Hangi fabrikayı söyleyeyim? Açtıklarını. Kim aç kalmış? Kim fabrikasız kalmış? Aç kim işsiz kalmış? Aç kalmak ne demek? He. Ne demek? Yani kuru ekmek yediğin zaman aç mı? Duyuyor musun? Şimdi yani? Güzel abim ben şok markete gittim. 225 lira yazmış adam orada markete. Dedim bu market sahibi orada kameradan çekiyor. İnsanları çekiyor. Tamam. Dedim siz terör tüccarısınız, terör. Ne terörü? Bu ekonomi böyle değil. Şimdi ülkenin başında Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan var. Eyvallah. Ben Tayyip Erdoğan'cı değilim. Yok kimcisin fark etme. Bak, yaptıran kim? Yaptıran. Tayyip Erdoğan'cı da olabilirsin. Yaptıran kim? Ya Erdoğan'cı da olabilirsin. Ya Tayyip Erdoğan mı yaptırıyor bunu? Neyi? Bu diyor ya her bu yağları pahalattırıyor mu yaptırıyor? Diyor ya her şeyin sorumlusu benim diyor da. Öyle demedi mi? Ekonominin sorumlusu benim. Hayır bir de dedi ya ben ekonomi. Bir dakika bir dakika. Ya ekonominin şeyi benim dış güçler. Dış güçler başladı şimdi. Biz sıkıntı. Hala dış güçler diyor ya. Abi dış güç. Bak gülmeyeceksin. Dış güçler abi. Bakın müsaade edin. Dış güçleri diyorsun, gülmeyeceksin. Şimdi dolar çıktı yukarıya, değil mi? Biz doları sıfırlasak, Irak'tan çekilsek, Suriye'den çekilsek, hepsi sıfır olacak, ekonomi düzelecek. Düzelir mi? Düzelmez. He? Düzelmez. Suriye gibi mi olalım? Ekonominin düzelmesi için, hedefler Türkiye'ye batırmak. Ekonominin düzelmesi için bir tek nedene ihtiyaç var, biliyor musunuz? Güven. Güvenen var mı? Güvenen parmak kaldırsın. Bu ekonominin düzeleceğine inanan güvenen var mı? Yok. Devletle alakası yok. Hemşerim ben cebimden para harcıyorum para. Tamam mı? Kimsenin parasını harcamıyorum. Çalışacaksınız. Doğru çalışacaksınız. Çalışmayana bakın. Üniversite mezunu genç işsiz oranı %30 olmuş arkadaşlar. Bakın, 65 yaşından yüksek emeklilerin çalışma oranı %60. Adamın parası var, adam harcıyor işte. Var tabi canım, var tabi. Ya ekonomik güzel tıkırında diyenin parası var arkadaşlar. Parası var, adam harcıyor işte. Daha biz ne istiyoruz? Bir adam harcama. Bu kadar. Ona baksın. Bu kadar. Bakın. Bizi fakirliğe alıştırıyorlar. Alışmayın. Biz böyle insanlar değiliz. Değiliz arkadaşlar. Bu bir algı yönetimi. Bizi bir kuru ekmeğe alıştırıyorlar.
Bu size yeter diyorlar. Allah'a dua edin diyorlar. Biz böyle insanlar değiliz. Bizim bereketli topraklarımız var. Her zaman dua ediyorum. Bakın. Hayır, bakın. Bize bunu alıştırıyorlar. Alışmayın. Ben onu demek istedim. Ne demek istediğimi anladı insanlar. Bu kadar.